hakimiyetleri arttırmak için hareket etmeni görünüklü rakamdan geri. Aziz dostlar, havanıza hoş gelmişsiniz. Sayın Çağrıyar Bey'e, Hakikaten Çağrıyar Bey'e her sene, Eseyir'de her sene bu özel töreni organize edip, düzenleyip zahmet çektir. Özellikle Sayın Hanım'a çok zahmet çektir ve onun arkadaşları, dostları her zaman güzel yemekleriyle meclisi şenlendirdiler. Teşekkür ederim önceden. Ben Azerbaycan cemiyeti ve burada olan Azerbaycan dostlarının adına Rıza Bey'de danıştılar. Daha çok Rıza Bey Güney Azerbaycan yani temsilciler. Ben Azerbaycan'ın töyle demedim. Bu güzel şairimizi, bu güzel filosofumuzu, bu güzel insanımızın dil dönümünü hamıza tebrik söylüyorum. Çok sevinirim ki biz diller zähmetten sonra dostlarımız mesela bağış olduklar, sebep olduklar ki kutlayabilir bu günler. Öncelerde böyle şeyler olmadı. Çok zor oldu. Bizim için bir yukuydu doğrusunda. Mesela gün gelsin ki Türk dünyası eden, yapan insanları bir arada yığıp yad edebilir. Mesela 284 sene sonra. Bu insanlar doğrusunda indi ya şehir formasında düşüncelerin yazıya döküp gelecek nesle takdim etmişler veya nes formasında fark etmez. Bu insanlar yani öz dövürlerine göre bir yol bulmuşlar ve o yolla düşüncelerin yazıya döküp ve gelecek nesle sunmuşlar ki biz gelecek nesiller o düşüncelerden faydalanıp geleceğimizi doğru ve düzgün kurabilir. Eğer şehir ve şair Arap kelimesinin yani şuurun aynı kötülükten geldiği olmuş olsa demiyorlar ki şehir de nesli gibi ve nesliden daha duru, sözün ve düşüncenin kaymaklanmasıdır. Onun için Türk dünyasının bu İngilizler söylerler milestone ikonları ya temel taşları, düşünce sisteminin temel taşları bugün sebep olmuşlar ki mesela Çağrıyar Bey de söylediler 28 May ya May ayı çok aziz bir aydı. 3-4'ün saydılar neden? İstanbul'un fethi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş ve istiklalının ilanı Rusya'dan ilk defa. Ve bir başkası da işare zannedilen şey olmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta işgalcıları boğmak için Samsun'a çıkma günü ve oradan Kurtuluş Savaşı'nı başlatma günü. Bu Türk dünyasının bu düşünce incileri bahis oldular ki Türk insanında o irade birikebilsin ki yetti döver, yani yetti imperial döver. Küçük provençal gruplar değiller. Yetti imperial döver. Türk'ün üstünde yürüsün, topraklarımızı işgal etsin. Ama yine de onun içinde insanlar olsun ki, atalar, analar olsun ki, yüzlerinin en tükenen sonunda bir araya gelip ve düşmanın, yani yetti döverle dize çöktürüp boğabilsinler. O, bu insanların, yani Türk dünyasının bu incilerinin, bu temel taşlarının, düşüncelerinin sayesinde, gölgesindedir. Bu insanlar olmasaydı, Türk dünyası bu şuura sahip ve malik olabilmezdi. Ve bu inciler saymakla bitmez. Bugünler birini anılır.
Eğer göz atarız, bakarız görürük ki, Kamçatka'dan Bosnu'ya kadar bizim bu ince taşlarımız sahaya sığmaz. Ve fark etmez. Eğer o düşünceni biriktirip ve beslemişler ve bize, şimdiki nesillere, biz de inşallah geleceğe nesile sona bile, intikal ede bile, taşıya bile, bunlar sahaya bitmezler. Yani Kamçatka'dan Bosnu'ya kadar bu inci taşları sahaya bitmezdi ve bugünleri birin yığışmışız. Anah, sebe, öve ve onun için herkes ki zaman ayırmış. Başta bu aile olmakla zahmet çekmiş ve bu övmeye, anmağa katışmış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun.